Silent Hill garip bir seri. İlk oyun kaybolan bir kız ve kült ile alakalı. Üçüncü oyun ilkinin devamı. Dördüncü oyun başka bir şehirde geçiyor ancak yine aynı kült ile alakalı. Serinin devamı başka stüdyolar tarafından yapılmış. Origins ilk oyunun öncesini anlatıyor. Homecoming yine kült ile alakalı. Shattered Memories ilk oyunun hikayesi ama değiştirilmiş. Downpour ise tamamen yeni bir hikaye. Son oyun 2012'de çıktı ve yeni seri çoğunlukla başarısız oldu. Bunun üzerine Konami seriyi terk etti ve başka oyunlara yöneldi. Ta ki 10 sene sonrasında 2022'ye kadar. Tek bir günde 3 yeni oyun, yeni bir film ve Silent Hill 2'nin remake'ini açıkladılar. Ben remake'ten hala biraz şüpheliyim. Güzel görünüyor, orijinaline sadık duruyor ama bence gerek yok. Çünkü Silent Hill 2 oynanılamayacak kadar eski bir oyun değil. Remake'e ihtiyacı yok. PC versiyonu bile var. Sorun şu ki bu oyunları satın alabileceğiniz bir yer yok. Hiç online satılmadılar. Sadece 4. oyun GOG'de var. Başka sitelerde bulabilirsiniz tabii ki. Fakat bu videoda PC versiyonunu oynamıyoruz. Çünkü bilgisayara portlanırken büyük hatalar yapılmış. Işıklandırma daha kötü, parçacık efektleri kötü, seslendirme değiştirilmiş, çözünürlüğü çok düşük ve 30 FPS kilitli. Sorunun çözümü ise bu ay çıkan fan yapımı Enhanced Edition. Teknik sorunların çözülmesinin yanında düşük kalitedeki kaplamalar ve oyundaki hatalar da düzeltilmiş. Ben bunu oynamıyorum çünkü takıntılı bir herifim ve siz de muhtemelen bu yüzden izliyorsunuz. Bence oyunlar yayınlandığı zamandaki gibi tecrübe edilmeli. Çünkü geliştiriciler bu oyunun Full HD'de oynanacağını düşünerek yapmadılar. Onların zamanında olan ve hedefledikleri çözünürlük ile Full HD arasında 6 kat fark var. Bu boyuta getirince de görüntü alanı o kadar büyüyor ki iyi bir görüntü olması için gereken detay miktarı artıyor. Ve oyun orijinalinden kötü görünüyor. Enhanced Edition ise oyunu bayağı değiştiriyor. Ben de direkt en orijinalini PlayStation 2 versiyonu oynadım. Bilgisayara aktarmak zor oldu ama başardım. Başta bir kompozit dönüştürücü denedim. Güzel bir hava verdi ama bayağı kalitesizdi. Sonra HDMI dönüştürücü ve kaydediciyle hallettim. İnternetteki görüntülerle de karşılaştırmak bayağı zor. Çünkü fark etmeden oyunun çözünürlüğünü değiştiriyorlar ve geniş duruyor. Ya da konsol ve bilgisayar arasında RetroTink gibi cihazlar kullanıp oyunun çözünürlüğünü yükseltiyorlar. Ama ben gerçekten PlayStation 2 görüntüsünü beğeniyorum. Grafiklerin bunu düşünerek yapıldığı belli oluyor. Sadece güzel değil, gerçekçi de duruyor. Özellikle de FMV'ler. Karakterimiz James Sunderland. Eşinden aldığı bir mektupla görüşmek için Silent Hill'e geliyor. Fakat sorun şu ki, eşi yıllar önce hastalıktan hayatını kaybetmiş. Mektupta özel yerlerinde beklediğini söylüyor. Ve James'e göre burası şehirdeki park. Arabadaki haritayı alıyor ve parka doğru yola çıkıyoruz. Ancak ana yol kapalı, ormanda devam etmeliyiz. Sis o kadar baskın ki sadece 2 metre ilerimizi görüyoruz. Ve uzaklardan köpek benzeri sesler gelmeye başlıyor. Orman bittiğinde bir mezarlığa giriyoruz. Angela da annesini aramaya gelmiş ve mezarlıkta babasını ve kardeşini bulamamış. Yolu söyledikten sonra şehirde yanlış bir şeylerin olduğunu ekliyor. Ama James ile aralarındaki konuşmalar garip. Bir cümle birbirleriyle konuşurken diğerinde kendi kendilerine konuşuyorlarmış gibi duruyor. James eşini görmek için her şeyi göze almış ve sesin içinden toprak yolda şehre doğru devam ediyoruz. Bir yan yoldan şehre ulaşıyoruz fakat şehir bomboş. Araçlar terk edilmiş, yollar kapatılmış, ayak seslerimizden başka hiçbir şey duyamıyoruz. Gezerken James uzakta bir gölge fark ediyor ve o kadar merak ediyor ki başka hiçbir yere gitmek istemiyor. Oyunda sis gerçekten yoğun ve genelde bunun performans ile alakalı olduğu söyleniyor. Ama değil. PlayStation 1'e çıkan ilk oyun için bu doğruydu. Ancak ikinci konsol çok daha güçlü. Yani sis tamamen kendi seçimleri ve çok iyi duruyor. Gökyüzü yok, etrafınız yok. Belki çok küçük, belki de sonsuz bir yolda yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi ayarlayıp yön bulabileceğiniz bir nokta yok. Çünkü hemen gözden kayboluyor. Sürekli haritaya bakıyorsunuz ve oyuna döndüğünüzde sadece ona göre devam edebiliyorsunuz. Ekranda herhangi bir gösterge olmadığı için de kaybolmuşluk hissi artıyor. Oyun size herhangi bir üst bilgi vermiyor. Haritaya veya canınıza bakmak istiyorsanız başka arayüzlere giriş yapmanız gerekiyor. Oyun ekranı bomboş. Etraftaki eşyalar için de herhangi bir gösterge ya da fazladan bir efekt yok. Yardımcı olan tek şey, önemli bir şeyin yanından geçerken James'in kafasını çevirip bakması. Böyle de çok organik hissettiriyor. Oyuncu ve karakter arasında bir arayüz olmayınca bağ daha etkili sağlanıyor ve oyuncu daha savunmasız hissediyor. Çünkü onu koruyacak bir ara ekran yok. Tüm gerçeklik etrafımız. Gölgeyi takip ederken kan izleriyle karşılaşıyoruz ve bir ara sokağa giriyoruz. Toprak yola ve bir tünel ulaştıktan sonra gelen cızırtıyı inceliyoruz ve sonunda gölge karşımıza çıkıyor. James de bulduğu tahtayla ölene kadar dövüyor. Dövüş sistemi gördüğüm en hantallarından. Vurmak için R2'ye basılı tutup hazırlanmanız gerekiyor. Ardından çarpı tuşuna basıyorsunuz ve saldırıyor. Bastığınız anda da saldırmıyor. Animasyonun başlangıcı yine uzun. Yani düşmanın hızına göre vuruşunuzu hazırlamanız gerekiyor. Bazen düşmanların menzili sizinkinden uzun da olabiliyor. Fakat burada kolay çünkü tek bir düşman var.
Gölgenin ne olduğunu öğrendikten sonra parka doğru yol almaya devam ediyoruz. Ancak yolların hepsi kapalı. Engellerimiz de genelde insan eliyle yapılmış ya da komple yol çökmüş gibi. Şehir bir felaketin ardından terk edilmiş ve geride sadece yaratıklar kalmış. Oyun bu kısımlarda etrafı gezip bir vanı bulmamızı, ardından bahsedilen bara gidip haritayı okumanızı ve haritadaki noktadan bir anahtar almanızı istiyor. Ben rastgele gezerken buldum ve anahtarın açtığı apartmanlara gittim. Göze çarpan ilk şey apartmanların aydınlık olmaması. Ve ışık olmadan James haritasını okuyamıyor. Ama canavarlar ışığı ve sesi daha hızlı fark ediyor. Böyle söyleyince gayet normal geldi. Ama mekanik olduğunu belirtmek istediler sana. Apartmanlarda rastgele gezdikten sonra bir manken üzerinde ışığı buluyoruz ve artık fenerimiz var. Yuvarlak tuş ile kapatabiliyoruz. Radyomuz da aynı şekilde envanterimizden kapatılabiliyor. Fakat bence gereksiz. Mekanlar genelde dar ve o kadar yakından geçiyorsunuz ki ses ışık olmasa da düşman sizi fark ediyor. Radyoda hem işe yarıyor hem de oyunun atmosferini çok etkiliyor. Dar koridorlarda ilerlerken kameranız iki tarafı da görmüyor. Önünüze birden canavar çıkabiliyor ve sadece radyo ile fark edebiliyorsunuz. Hem de yakında bir düşman olduğunu belirse de nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Arkanızda, ileride, köşeden dönünce herhangi bir yerde olabilir. Apartmanlar da tamamen bu şekilde ilerliyor. Odalara giriyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bazılarında canavarlar var, bazılarında yok. Odadan çıkıyorsunuz, koridorda yeni bir canavar var. Kulağa labirent gibi gelse de harita sayesinde ulaşımı kolay. James, hangi kapının açık, kilitli ya da asla açılamayacak olduğunu haritasını işaretliyor. Böylece zaman kaybetmiyorsunuz. Apartmanda gezdikten sonra demir parmaklıkların arkasında bir anahtar ile karşılaşıyoruz. Yakındaki bir odada ise ilk silahımızı buluyoruz. Binanın 3 katı var ve bu katların her birine çıkıp odaları kontrol ediyoruz. Çoğu kilitli. Odaların içerisinde ise kaynak veya canavarlar oluyor. Bunlar arasında rastgele gezip nasıl ilerleyebileceğimiz... Bir daireye girdiğimizde televizyon sesi duyuyoruz. Yan odada ise bir saat ve karşısındaki duvarda yazılar var. Basit bir bulmaca. İsimlerin baş harfi kolların yerini belirtiyor. Hour, minute ve seconds. Fakat saatin camını açamıyoruz. Televizyonlu odadaki 202 numaralı anahtarı alıyoruz ve odaya gidiyoruz. Boş kafesler ve içinden çıkmış güveler ile dolu bir oda. James yaklaştığında fenerine toplanıyorlar. Yatak odasında ise ölü bir kelebek ve yeşil sıvıyla dolu bir delik var. Apartmanın diğer kısmında yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Fakat odaları gezerken garip bir sahneyle karşılaşıyoruz. Ne yaşandığı hakkında farklı düşünceler olsa da bence gayet açık. Yeni kısımda ise sadece iki eşya bulmamız gerekiyor. Kızın tekmeli diye anahtar ve kutu meyve suları. Anahtar yangın merdivenini açıyor, yani çıkışımız için. Meyve sularını ise apartmandaki çöp boşluğundan atıyoruz ki torba düşsün. Saçma ama daha saçmaları da var. Burada en azından James haritada önemli olarak işaretliyor. Torbadan ise bir yaşlı adam parası düşüyor. Aslında ilerideki bir bulmaca için. Ama ben bu bölümü asla unutmadığım için baştan hallettim. Apartmanların avlusuna çıkıyoruz ve havuzun ortasında bir bebek arabası duruyor. Burada hızlı hareket edip içindeki yılan parasını alabilirsiniz. Ya da canavarları öldürebilirsiniz. Oyundaki hareket sistemi bayağı hantal. Tank kontrolleriyle oynuyorsunuz. James'in dönmesi yarım saat alıyor. Koşarken de çok yavaş dönüyor. Fark ederseniz ben genelde duvarlara doğru koşuyorum. Hem de elimdeki kol bayağı dandik. O yüzden tır sürüyormuş gibi hissettiriyor. Tabii ki bu oyunun bir parçası. Hayatta kalma oyunu. Karakteriniz çok hızlı, atletik olamaz. Ellerinizdeki tüm imkanlarla hayatta kalmaya çalışan normal bir adamsınız. Kamera bile bu kontrolleri daha zor hale getiriyor. Koşuyorsunuz, birden açı değişiyor ve nereye dönmeniz gerektiğini şaşırıyorsunuz. Yine de belli bir süre oynayınca alışıyorsunuz ve bu zorluklar kayboluyor. Binanın diğer tarafını gezerken yeni biriyle karşılaşıyoruz.
Burada yapacak başka bir şeyimiz yok. Ve hala yangın çıkış anahtarını kullanmadık. Yeni apartmanlarda yaptığımız ilk şey tuvalete kolumuzu sokmak. Şifreyi çözüp kasayı açıyoruz ve ekipman buluyoruz. Oyunu normal zorlukta oynamama rağmen bayağı bir mermi veriliyor. Ve ben hala hiç kullanmadım. Bir zorluğu da yok aslında. Ben ölmeyi başardım ama onlar da bosslara karşıydı. Zor mod ise çekilmiyor. Canavarların canları daha yüksek ve hızlılar. Fakat oyunda bulmacaların da zorluğunu seçebiliyorsunuz. Kolay, normal, zor ve ekstra olarak ayrılıyorlar. Benim oyun normalde. Zor ve ekstrayı seçtiğinizde bulmacalar daha karışık ve daha uzun oluyorlar. Mesela bir bulmacada yılandan direkt bahsederken zorluk artınca boynuzlu olan diye bahsetmeye başlıyor. Havva'yı kandırırken şeytan yılan formunu almıştı ve oyun buradan çıkarım yapmanızı bekliyor. Apartmanı keşfederken bir duvarı tamamen aynı olan bir oda buluyoruz. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Angela, okay. Angela, James'e bıçağını vermeye çalışıyor. Fakat son anda fikir değiştirerek kaçıyor. James ise nedense bıçağı yanına alıyor. Odada son mahkum parasını alıyoruz. Ve kasayı açtığımız odadaki bulmacaya dönüyoruz. Elimizdeki paraları verilen şiirdeki bilgilere göre yerleştiriyoruz ve Line evi anahtarı çıkıyor. Sonunda apartmanlardan ayrılabiliriz. Dövüş aslında çok kolay. Ama dikkatsizseniz ve kılıcın benzerini tahmin edemezseniz tek vuruşta öldürüyor. Yapmanız gereken beklemek. Bir süre sonra ayrılıyor. Atış ederseniz sadece süresini düşürüyor. Parka gidip eşimizi bulmanın vakti geldi. You didn't love Mary anyway. Wait. How do you know Mary's name? Görünüşe göre Laura eşimizi tanıyor. Mary? Rosewater'a ulaştığımızda Mary yerine Maria ile karşılaşıyoruz. Maria, James'in karısına tıpatıp benziyor. Sadece saçı ve kıyafetleri farklı. James ise "Tamam sen Mary değilmişsin" deyip devam ediyor. James'in zihni o kadar karışık ki gözünün önünde olanları fark edemiyor. Eşiyle özel yerlerinde onun bir kopyasını buluyor. Kopyası "Mary'ye benziyorum, onu seviyordum. O zaman beni geride bırakma" diyor. Oyundaki tüm karakterler böyle. O kadar dengesizler ki konuşmanın nereye gideceğini asla tahmin edemiyorsunuz. Konuşmanın ardından Maria'yı da yanımıza alıyoruz ve diğer özel yerimize yola koyuluyoruz. Lakeview Hotel. Yolda koşmaya başlıyoruz ve yol bitiyor. Fakat biri haritada bu bowling salonunu işaretlemiş. Demek ki oraya gitmeliyiz. Bu kısımlarda artık tabancayı kullanmaya başladım. Güç olarak farkı yok. Sopada 3 vuruş indiriyor ve ezmek zorunda kalıyorsunuz. Ama menzilli ve yürürken kullanabiliyorsunuz. Hem de o kadar merminiz var ki bitmesi neredeyse imkansız. Bowling salonuna geldiğimizde Maria girmiyor. Çünkü bowlingden nefret ediyormuş. Bence garip olan James'in tamam deyip yoluna devam etmesi. İçeride Eddie ve Laura ile karşılaşıyoruz. Eddie canavarlarla dolu şehirde 2 paket pizza bulmuş gömüyor. Laura ise onunla dalga geçiyor. Diyaloğa göre Eddie kötü bir şey yapmış ve polisler onu takip ediyor. Fakat bu hırsızlık ya da cinayet değil. Yanlarına geldiğimizde Laura kaçıyor ama Eddie pizza yemeye devam ediyor. How can you sit there and eat pizza? Laura'nın arkasından gidiyoruz çünkü Maria öyle istiyor. Buralarda hiç seçimimiz yokmuş gibi duruyor. Ancak var. Belli bir noktadan gitmek zorundayız. Fakat yine de seçim yapıyoruz. Ve sonuçlarını da göreceğiz. Laura dar bir araya giriyor. Ve Maria kendi aletleriyle yandaki kapıyı açıyor. Girdiğimizde ise nasıl açtığını anlıyoruz. Burası onun iş yeri. Heaven's Night. Striptease kulübünden sokağa çıkıyoruz. Ve ilerlediğimizde Laura'nın hastaneye girdiğini görüyoruz. Oyundaki ikinci bölüm denebilir. Yapısı apartmanlara çok benziyor. Farklı olan şey ise Maria. Oynanışa bir etkisi yok denebilir. Canavarlar ona saldırıyor ama hiç öldüğünü görmedim. Asıl etkisi bölümü daha korkunç yapması. Odaya giriyorsunuz ve Maria diğer köşede bekliyor.
Bazen varlığını unutuyorum ve birden odada silüet beliriyor. Bunun dışında hastane tasarım olarak tamamen aynı. Odaları keşfediyorsunuz, anahtarları ve kodları bularak ilerliyorsunuz. Üçüncü katta bir hasta odasına girdiğimizde Maria öksürüyor ve yorgun olduğunu söylüyor. Biz de odada bırakıp Laura'yı bulmaya gidiyoruz. Ama odada bir de anahtar var. Çatıda bir günlük buluyoruz. Hasta zayıflığından, çaresizliğinden, kaçma isteğinden bahsediyor. Ve günlük aniden bitiyor. Çatıda bulduğumuza göre ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Buradaki diğer tek şey ise bir kapı. Düştüğümüz oda önceden kilitliydi ve hücrelerin birinde bir kod buluyoruz. Bulduğumuz kodları ve iki anahtarı alarak 3. kattaki kutuyu açıyoruz ve içinden saç telleri çıkıyor. Tam da ihtiyacımız olan şey. Ayının içinden bulduğumuz yamuk iğne ile birleştiriyoruz ve el yapımı oltamızla asansör anahtarını çıkarıyoruz. Artık ilk kattaki hastane bölümüne gidebiliriz. Laura da burada. Laura geçen sene Mary ile tanıştığını söylüyor. Ama 3 sene önce hastalıktan öldü. Laura bize bir mektup vermek istiyor ve James mektubun olduğu odaya giriyor. Laura. What are you doing? Uyandığımızda hastanenin kabus versiyonundayız. Bu tür oyunları oynamayanlar şu an oyunun neresinin korkunç olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü yeni oyunlar gibi sizi takip eden, gerilmenizi sağlayacak ve sizi öldürecek bir tehlike yok. Oyunun korkusu aynı bir gerilim ya da telaş gibi değil. Çığlık atıp kaçmak istemiyorsunuz. Daha ağır bir korku. Bir kısmının açık alanda olması da bu yüzden önemli aslında. Şehirde gezerken daha özgürsünüz. Büyük bir alan var. Koşabilir, kaçabilirsiniz. Ama koridorlar ve hastane odaları çok dar. Tehlike hemen köşede olabilir. Birden karşınıza çıkabilir. Önceden temizlediğiniz bölümler tekrardan işgal edilebilir. Sizi korkutan şey tehlikenin kendisi değil. Tehlikenin içinde olmanız. Amacımız da genelde bundan kurtulmak oluyor. Dar koridorlardan kurtulup yeni bir bölüme ilerlemek. Oyunun müzikleriyle birlikte de korku içinize oturuyor. Ve sizi sıkmaya başlıyor. Her yeni açılan kapı, her yeni bulduğunuz anahtar tehlikenin içerisinde daha çok zaman geçireceğiniz anlamına geliyor. Ve keşfettikçe ağırlığı artıyor. Bölge büyüdükçe gezmeniz zorlaşıyor. Kayıt noktaları arasında mesafe yükseliyor. Oyunun zorluğu yüzünden ölüm korkunç değil. Ama bunun ihtimali bile korkunç. Çünkü bazen o kadar ilerliyorsunuz ki labirent bölümlerin içerisinde eşyaları nereden bulduğunuzu unutuyorsunuz. Ve tekrardan keşfetmeniz gerekiyor. Yeni bölümü keşfederken ikinci katta garip bir odaya denk geliyoruz. Duvara eller çizilmiş ve bir not Bodrum'un Bodrum'unda yüzünü düşürdüğünü söylüyor. Hatırlarsanız 3. katta Maria'yı bırakmıştık. Anahtarımız da olduğuna göre Bodrum'un Bodrum'una bakabiliriz. James. Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway, what do you mean anyway? Maria bizi azarladıktan sonra yüzüğü alıyoruz. Geri dönmek için asansöre bindiğimizde ise bir radyo yarışmasını dinliyoruz. Yarışmacı da biziz. Cevapları kolay. İkisini haritadan, birini de apartmandaki çöpten öğreniyoruz. Nasıl hatırlayacağız diye düşünmenize gerek yok. Gördüğümüz her yazıya menüden erişebiliyoruz. Ödülümüz ise ekstra ekipman. Tüm hastanede girmediğimiz tek bir kapı var. Ve bu kapının önemli olduğu çok belli. İçinden iki el çıkıyor. Diğer yüzüğümüz buzdolabının içinde. Kapıyı kullanarak Bodrum'da bir koridora iniyoruz. Thank you.
Hastanenin ilk katında sadece tek bir oda açık. Haritada mektup ve İngiliz anahtarı işaretlenmiş. Biz hastanede dolaşırken şehir değişmiş. Artık sis yok. Hiçbir şey yok. O kadar karanlık ki fenerin ışığından başka hiçbir şey görünmüyor. Yolumuzu bulmaya çalışırken bu karavan ile karşılaşıyoruz. Ve birinin Nihilis Bar'da beklediğini öğreniyoruz. İşe yaradıysa duvar yazıları var. Artık olanların hepsinin özel olarak James'e karşı olduğu belli. Ama şehir hala garip bir durumda. Ve Eddie ile Angela da bunun farkında. Bulduğumuz mektup, Tarihi Topluluk isimli müzenin anahtarının yerini söylüyor. Ve bu topluluğun karanlığın bir parçası olduğunu. Mektubu yazan kişi o şeyi görüp kaçtığını ve müzenin mühürlendiğini söylüyor. James'e de hala devam etmek istiyorsa Tanrı'nın merhametini diliyor. Bu vakitten sonra geri dönüş olduğunu da sanmıyorum. Ve anahtarı çıkarıp müzeye devam ediyoruz. Müze şehrin tarihini anlatıyor. Kömür madeni, hastane, yargının kalıntıları, hastanenin müdürü, derin bir delik. Geçmişin kısa bir tanımı gibi. Bir merdiven buluyoruz ve inmeye başlıyoruz. Yaklaşık 3 dakika indikten sonra bir hapishaneye varıyoruz. Diğer binalar gibi burası da terk edilmiş. Yine tarihi anlatan birkaç resimden sonra resimde gördüğümüz deliğe varıyoruz. Ve tabii ki içine atlıyoruz. James kuyunun dibinden çıkamıyor. Yapmamız gereken duvarın her noktasını kontrol edip kırılacak kısmı bulmak. Ben oyunu ilk oynadığımda oyunu kilitlediğimi düşünüp kayıt noktasından başlamıştım. Çözümü de çok rastgele. Belki delikten çıkan bir toz ya da suyun içindeki eşyalar bize ipucu verebilirdi. Lağımda bir odaya girip anahtarı alıyoruz ve fenerimizin pili bitiyor. Şansımıza hastaneden bir tane almıştık. Fakat ışık yandığında odanın dolduğunu görüyoruz. Rengi farklı olan tuşlara basarak çıkıyoruz ve anahtarımızla bir delikten daha atlıyoruz. Merak ettiğim bir şey bu karakterlerin nasıl hareket ettiği. Eddie nasıl olduğu da anahtarları buldu. Deliklerden atladı da hapishaneye ulaştı. Oyundan cevap da beklemiyorum. Hikayenin öyle bir niyeti yok. Korkunun doğasının anlaşılmamasını istediği belli. Bölümler de gittikçe ağırlaşıyor. İlki apartmanlarda. İkincisi hastane. Üçüncüsü ise hapishane. Çevrenin gerilimi gittikçe artıyor. Fakat bu bölümün yapısı da diğerleriyle aynı. Keşfederek anahtarları buluyoruz ve bulmacaları çözüyoruz. Ama bence bu bölümün bir hatası var. Diğerlerinde ne yapmamız gerektiği az çok belliydi. Apartmanlardan çık, hastanede Laura'yı bul. Burada ise sürekli aşağı iniyoruz ve nedeni hiç belli değil. Maria öldü, Laura kayıp ve Mary'nin otelde olduğunu düşünüyoruz. Ama James müzenin altındaki bir hapishanede geziyor. Bölümde ise 3 farklı tableti bulup dar ağacın altına yerleştirmemiz gerekiyor. Tabletler obur domuz, baştan çıkarıcı kadın ve baskıcı. Eşyaları bulduğumuzda kapıda bir at nalı beliriyor. Yine saçma bir bulmacayla alakalı. Bulduğumuz bal mumu heykeli, çakmağı ve at nalını birleştirerek bu kapağı bir tutacak yapıyoruz ve deliğe atlıyoruz. Hapishanenin morgundayız ve biraz ilerledikten sonra deliğe atlıyoruz. Yıkıntılardayız ve kapıyı açtıktan sonra deliğe atlıyoruz. Daha yeteri kadar derine inemediğimiz için asansörle inmeye devam ediyoruz. Silent Hill'in en dibinde bir labirent var ve belki de en metafiziksel bölgesi. Birinin inşa etmediği çok belli. Bazı yerlerde zemin ve duvarlar konut gibi duruyor. Bazı yerlerde komple lağım gibi. Bazı yerlerde zemin sadece tellerden ibaret. Piramit kafa ve onun odası da burada ve bıçağını alabiliyoruz fakat çok kullanışsız. İsmi labirent olsa da çok karışık değil. Kendi haritası yok ama James ilerledikçe çiziyor. Sizi yavaşlatan tek şey yükleme ekranları. İlerlediğimizde bir yastıklı oda ve önünde yüzlerle dolu bir küpe denk geliyoruz. Küpün yönünü ayarlayıp kapıları tutturmamız gerekiyor. Zor da değil, ben rastgele buldum. James honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Maria bu sahnede iki kadın arasında gidip geliyor. I'm here for you, James. See? I'm real. Come and get me. I can't do anything through these bars. Sonunda parmaklıklarının arasından dokunamayacağını söylüyor. I'll be there soon. Ve yola çıkıyoruz. James'i gerçekten anlıyorum. Dönerken bulduğumuz tel makasıyla labirente ilerliyoruz. Yerde bulduğumuz bir gazete küpüründe bir adamın bıçakla evinde nasıl öldürüldüğü yazıyor. Ve kapıdan devam ettiğimizde Angela ile karşılaşıyoruz. Odaya baktığımızda Angela'ya ne olduğunu anlıyoruz. Mezarlıkta da babasını ve kardeşini arıyordu. Angela, relax. Don't
not trying to order you. James hayatını kurtarmış olsa da kendini tutamıyor ve karısını öldürmekle suçlayıp kaçıyor. Sırada ise bir bulmaca var. Şiiri okuyup kimin suçlu olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. İngilizce biliyorsanız çok basit. Şerif kundakçıyı bulamadığı için rastgele bir adamı suçluyor. Yani kundakçı aslında suçsuz. Artık labirentin sonuna ulaştık. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you? Why? Why? Maria'nın yüzüne baktığımızda bir hastalık yüzünden öldüğünü anlıyoruz. Mary. Labirent ise bir mezarlık ile bitiyor. Mezarlarda Angela, Eddie ve James'in ismi var. Bizim mezarımız da bir delik. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. Eddie, insanların kendisiyle dalga geçmesinden sıkılmış ve sıradakini öldüreceğini söylüyor. James ise deli misin diye cevap veriyor. I knew it. You too. You're just like him, James. I'll kill you, James. Sanırım oyundaki en kötü savaş ama mantıklı da. İki tane silah kullanmayı bilmeyen adam birbirine ateş edip duruyor. İlk kim ölürse o kaybeder. Eddie'nin anlattığına göre aslında sadece birini bacağından vurmuş ve köpeğini öldürmüş. Silent Hill'de de öldürebilecek kimse yok. Yani buradaki asıl katil James. Eddie? Eddie? I killed a human being. Anlamsız bir şekilde ayağa kalkıp Mary gerçekten 3 sene önce mi öldün diyor. Did you really die 3 years ago? Sonunda müzeden çıkmayı başarıyoruz ve bulduğumuz kayıkla otele geçiyoruz. Oteldeki amacımız en baştan belli oluyor. Haritayı aldığımızda 312 numaralı odanın üzerinde seni bekliyorum yazıyor. Salonun ortasında da bir bulmaca var. Bahçede küçük deniz kızı müzik kutusunu bulmuştuk. Diğer ikisini bulmamız gerekiyor. Bölüm öncekilerin tasarımını takip ediyor. Anahtarlar, kilitler ve şifreler bularak ilerliyoruz. İlk anahtarı restoranda buluyoruz ve çıkarken biri bizi korkutuyor. Mary ölmeden önce Laura'ya bir mektup bırakmış. Eğer işler farklı gitseydi, onu evlat edinmeyi düşündüğünü ve James'e çok kızmamasını söylüyor. Katları gezdiğimizde şifreli bir çanta ve yanında karalanmış bir fotoğraf buluyoruz. Tiner ile temizleyerek çantayı açıyoruz ve Cinderella kutusunu elde ediyoruz. Aynı odadaki anahtar ile James personel asansörüne gidiyor. Fakat asansör çalışmıyor. Çünkü çok ağırız. Asansörün limiti bir kişi. Ama sadece kişi. O yüzden eşyaları bırakıyoruz. Çok iyi bir bölüm. Çünkü baştan beri silahlarıyla o kadar güçlüyüz ki canavarların hiçbir anlamı kalmamıştı. Bahsetmedim ama hastanede pompalıyı ve hapishanede tüfeği buluyoruz. Mermileri de asla bitecek gibi değil. O yüzden bu bölüm birden tüm güvenliğinizi elinizden alıyor. Burada 3 önemli eşya var. Pamuk Prenses kutusu, kaset ve konserve açacağı. James'in anahtarı var fakat bardan çıkamıyor. Çünkü feneri olmadığı için o da çok karanlık ve deliği bulamıyormuş. Mutfaktaki konserveyi açıyoruz ve içindeki ampullerin birini kullanarak ışığı yakıyoruz. Artık James anahtar deliğini bulabilir. James 3. katın anahtarı ile sonunda 312 numaralı odaya giriyor. Ve oda boş. Fakat bir televizyon var. Ve kaseti burada izleyebiliriz. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave.
Please promise you'll take me again, James. Kaset büyük bir gerçeği ortaya çıkardı. Fakat James hala Mary'nin onu çağırdığını duyuyor. Otel değişmiş ve muhtemelen gerçek haline dönüşmüş. Arkada da benim oyundaki favori parçam çalıyor. Kabus otel aslında kısa fakat karmaşık bir kısmı var. Odalara giremiyorsunuz. Sizi başka bir kapıya gönderiyor. Okuma odasında ise James'in doktorla konuşmasını dinleyebiliyorsunuz. Onun dışında tek yapabileceğiniz doğru kapıyı bulmak ve hastanenin diğer tarafına geçmek. Buradan ise tekrar bodruma iniyoruz ve su basmış haliyle karşılaşıyoruz. Burada bir hedefimiz yok. Neresi açıksa oradan gitmemiz gerekiyor. Yolda da Angela ve Sonu ile karşılaşıyoruz. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. En sonunda ise James sıcak olduğunu söylediğinde Angela onun için hep böyle olduğunu söylüyor. Bodrum'un sonunda hedefimize ulaşıyoruz. I was weak. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Savaş diğerleriyle tamamen aynı. Uzaklaş, ateş et, uzaklaş. Sadece iki kişi ve canları yüksek oldukları için uzun sürüyor. Cesetlerinden aldığımız yumurtalar ile kapıyı açıyoruz ve James, Mary'nin konuşmalarını duyduğu koridorda ilerliyor. I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. En sonunda James ve Mary yüzleşiyor, Maria ile konuştuğu için suçluyor ve onu asla affetmeyeceğini söylüyor. James son savaşını da kazanıyor ve Maria ile Silent Hill'den ayrılıyor. Oyunun en sevdiğim yeri de burası, sonu. Sahnesi güzel olduğu için değil, James'in yolculuğunu özetlediği için. Mary aslında hastalıktan ölmedi. 3 yıl önce hastaneye yatırılan Mary'nin öleceği kesinleşmişti. James, Mary'i hastanede sürekli ziyaret ediyor ve yanında olmaya çalışıyordu. Fakat bu durum ikisini de etkiledi ve kavgalar başladı. Mary halinden nefret ediyor ve hastanede ölümü bekliyordu. Ona bakan James azarlıyor fakat bırakmasını da istemiyordu. 3 sene boyunca James kavga etseler de Mary'i bırakmadı. Sonlara doğru doktorlar Mary'nin eve dönmesine izin verdi ve James'in sabrı burada tükendi. Mary aslında 3 sene önce ölmemişti ama James için ölümü o zamandı. Eşinin hayatından çıkıp yataktaki kadının hayatına girdiği zaman. Mary hiç mektup göndermemişti.
mektup tamamen James'in kafasındaydı. Şehre getiren mektup sahteydi. Silent Hill'de yaşananların tamamen James'in kafasında olmadığı belli. Angela ve Eddie de bu şehirde ve benzer sorunları var. Silent Hill'in neden böyle olduğu tam açıklanmıyor. Ama bölgenin benzer bir tarihi var. Cesetlerin bile çıkarılamadığı gemi kazası, tanrılar için kızıl ve beyaz ziyafet tablosu, dev hapishane ve cellatlar. Şehrin topladığı insanlar da cellat temasına uygun. Suç işlemiş ancak cezasını çekmemiş insanlar. Eddie birinin bacağını ve köpeğini vuruyor. Angela babasını ve kardeşini bıçaklıyor. Ama sorun şu ki Angela suçlu değil. En yakın aile üyelerinin uzun süreli tacizinden sonra kendini savunmak zorunda kalıyor. Oyundaki modeli biraz yaşlı görünse de Angela aslında 19 yaşında. Hareketleri ve konuşmaları da bu suistimalin ne kadar ağır etki yarattığını gösteriyor. Silent Hill'e annesini aramaya geliyor ve hakkında konuşurken çocuk gibi davranıyor. Fakat ileride bu tacizin annesi tarafından da desteklendiğini öğreniyoruz. Ona göre Angela ona yapılanları hak etmiş. Angela'nın travması da burada ağırlaşıyor. Ona hayatı zindan edenlerden kurtulsa da kafasında hala bir çocuk ve annesinin sözünden çıkamıyor. Hak ettiği hayatı reddetmiş ve yakınındaki iki kişiyi öldürerek katil olmuş. Biz Angela'yı suçlu görmesek de o kendini affedemiyor. Onun dünyası tamamen yanıyor. İntihara eğilimli olsa da asla sonu gelmiyor çünkü yeterince ceza çektiğini düşünmüyor. Ve Silent Hill'de annesini bulmaya çalışıyor ki tekrar ondan doğruları öğrenebilsin. Fakat hikayenin sonunda Angela annesini Silent Hill'de bulamıyor ve ateşlerin içerisinde kayboluyor. Eddie'nin hikayesi de benzer. Futbolcu olmak istese de kilosu yüzünden hayaline erişemiyor ve insanlar onunla dalga geçiyor. Yine fazla gelen bir zorbanın köpeğini öldürüyor ve dizine sıkıyor. Korkan Eddie kendini Silent Hill'de buluyor. Biz sürekli onu cesetlerin yanında görsek de Eddie aslında kimseyi öldürmüyor. Muhtemelen de sorunu bu. Kendini korkak, yetersiz ve iğrenç hissediyor. Ancak buna verecek bir cevabı yok. Hayatı boyunca kaçmış ve sorunu çözmek için bir şey yapmamış. Şehir de onu kışkırtmaya devam ediyor. Angela yanarken Eddie onunla dalga geçen insanları görüyor. Sorunun çözümünü de bu insanları öldürmekte buluyor. İlk öldürmeyi denediği insan James olduğu için de başaramıyor. İki birey de Silent Hill tarafından sınanıyor. Bu sınama suçlu oldukları için değil. Şehir kişiyi yargılamıyor. Pişmanlıklarıyla karşılaştırıp kendilerini yargılamalarını istiyor. Laura'nın bir pişmanlığı ve suçluluk duygusu yok. Onun için burası sadece boş bir şehir ve normal görünüyor. Angela'nın sonunda iki erkek cesedini görüyoruz. Eddie kendine olan nefretini dalga geçen insanlarda ve şişman etlerle hayal ediyor. Asıl konuya da böyle geliyoruz. James'in Silent Hill'i ne anlama geliyor? Silent Hill'e ilk geldiğinde Mary'nin hala hayatta olabileceğini ve 3 sene önce öldüğünü düşünüyor. Zihninin tamamen açık olmadığı belli. Şehrin amacı da James'in hatırlamasını ve kendi hakkında bir karar vermesini sağlamak. Karşısına çıkan canavarlar da bununla alakalı. Kolları olmayan, sürünen yaratık bir ceset torbası şeklinde. Mankenler sadece bacaklardan oluşuyor. James'in 3 sene boyunca eşinden ayrı kalmasını ve cinsel açlığını gösteriyor. Hastanede gördüğü hemşireler de aynı şekilde. Dekolteli, kısa etekliler. Hasta eşi gibi yatalak ve ilgisiz değil, gerçek, alımlı kadınlar. Tellerin altında sallanan figürler hasta önlüğü giyiyorlar ve uzanan ellerinin uçlarında dev ağızlar var. Mary'nin sözlerini temsil ediyorlar. Gittiği bölgelerde onu sınıyor. Apartmanlar dairelerden oluşuyor. Mary'nin sonuna kavuştuğu yer. Feneri de onun kıyafetlerinin üzerinde buluyoruz. Hastane son 3 yıllarının geçirdikleri yer. Son bölümde karakterlerin kendi zihinlerindeki hapsi gösteriyor. James aynı zamanda şehrin ürettiği başka biriyle karşılaşıyor. Maria tamamen eşinin kopyası ve nereden geldiğini bilmiyor. James şehre yaklaştığında ortaya çıkıyor ve aklında Mary'nin hatıraları beliriyor. Maria James'in cinsel açlığına bir cevap. Karısı gibi ama hasta değil. Daha çekici ve onun yanında olmak istiyor. Şehir de Maria'nın ölümleriyle sürekli James'i kışkırtıyor. Karısının ölümünü hatırlatıyor ve James her seferinde onu kurtarmayı başaramıyor. Ve sonunda cellatların yanında gerçeği kabulleniyor. Aynı zamanda piramit kafalı cellatların amacını da öğreniyor. James ve Mary hastalıktan hemen önce Silent Hill'e tatile gelmişlerdi. Mary şehri çok sevdi ve kaseti de burada çektiler. Muhtemelen müzeyi de ziyaret ettiler ve James piramit kafayı burada gördü. James'in bastırılmış zihninin sisin içerisinde vücut bulmuş hali. Kaslı, güçlü ama daha vahşi ve korkunç. Şehrin ürettiği canavarları öldürerek olayı hatırlamasını engelliyor. Fakat aynı zamanda James'in bir parçası olduğu için uyguladığı şiddet biraz farklı.
Maria'yı da tekrar tekrar öldürüyor çünkü James aslında cezalandırılmak istiyor. Kendisi hatırlamasa da bilinçaltı suçlu olduğunu biliyor. Buradan sonra da bahsettiğim gibi en sevdiğim yer geliyor. Oyunun sonu James'in macerasını özetliyor. Çünkü sizin oynanışınıza göre son değişiyor. Diyalog ya da rota seçimleri yok. Fakat 3 farklı sonla karşılaşabiliyorsunuz. James, şehirdeki yolculuğu boyunca kendini düşünmez, intihara meyilli hareketler yapar ve Maria'ya bağlı kalırsa suyun içinde sonunu alıyorsunuz. Son görüşmelerinde Maria'yı reddetse de Mary olmadığı için reddediyor. Karşılaşmanın ardından James, arka koltuktaki Mary ile arabasını göle sürüyor. James kendini hayatta tutmaya çalışıp Mary'yi düşünmezse ayrılma sonunu alıyorsunuz. Maria'nın neden ortaya çıktığını fark ediyor ve Laura'yı da alıp şehirden ayrılıyor. Benim aldığım son ise Maria. Eğer James Maria ile ilgilenip Mary'yi görmezden gelirse en sonunda Mary ile karşılaşıyor ve Maria ile ayrılıyor. Fakat bu yolculuğun sonunda James değişmiyor. You'd better do something about that cough. Bu sonu sevsem de bana biraz yanlış geliyor. Oyuncunun Maria'ya yardım etmesini James eşinin yerine birini bulmuş gibi gösteriyor. Ama yardım isteyen birine yardım etmek ve yanında durmak çok normal ve sağlıklı bir hareket. Aslında 3 son daha var. Ancak ben önemli olduklarını düşünmüyorum. Birinde bir köpeğin tüm olayları kurguladığını öğreniyoruz. Diğerinde uzaylılar ilk oyunun ana karakterini getiriyor. Sonuncusu ise oyunu bir kere bitirdikten ve gerekli eşyaları topladıktan sonra ortaya çıkıyor. James, Mary'nin vücudunu alıyor ve eşyaları ile hayata döndürmeye gidiyor. Silent Hill 2 çok iyi bir oyun ve temalarını oyunun içerisinde çok iyi işliyor. James'in zihninin açılması ancak bunun oyuncunun en basit hareketlerine bağlı olup hikayeyi değiştirmesi 2001 yılında çok ilerideydi, şu an bile hala öyle. Tabii ki kusursuz bir yapım değil. Garip ilerleme, anlamsız bulmacalar var. Bölümlerin çoğu kapılarıyla dolu koridorlar. Seri ile bağlantısı da bir garip. Fakat oyun o kadar etkili ki bu sorunları kenara atmak çok kolay. Videonun başında da söylediğim gibi bu oyunun kesinlikle remake'e ihtiyacı yok. Hala en iyi oyunlardan biri ve umarım remake gerçekten farklı ve yeni bir oyun olur.